Edebiyat tarihi içerisinde yazarlar, şairler olguları, duyguları birbirinden farklı şekilde betimlediler zaman içerisinde. Söz gelimi 19. yüzyılda ortaya çıkan Werther gibi bir karakter 21. yüzyılda oldukça abartı bulunabiliyor. Nihayetinde bu olguları daha iyi anlayabilmek, duyguları daha iyi anlayabilmek istiyorsak onların tarih içerisindeki gelişimlerini görmek biz okurlar için önemli bir noktayı oluşturuyor. Sizlerle beraber seri şeklinde olacak bir kitap önerisi videosu hazırlayacağız. İlk bölümünde aşkı ele alacağız, bir sonrakinde yalnızlığı ya da belki başka bir konuyu ele alacağız. Normalde kitap önerilerinde belli bir konu başlığına sabit kalınmaz, birbirinden bağımsız şekilde kitaplar önerilir ama bizim yapacağımız bu seride belli bir başlık altında kitapları toplayacağız ve ele alacağız. Hadi başlayalım. Kanaatimce bazı eserler yalnızca isimleriyle bile okuru kendisine çekebiliyor. Çılgın Kalabalık'tan Uzak bu yönde bir eser. 19. yüzyılda pastoral bir anlatım tarzıyla anlatılmış taşrada geçen bir aşk hikayesi en temelinde. Yazarı ne de kitap ülkemizde çok fazla bilinmiyor ama o İngiliz edebiyatında çok önemli bir isim. Hal böyleyken listemize yer vermemiz gerekiyor diye düşündüm. Bununla beraber okurlar için sıkıcı olmayacak bir kitap, aksine fevkalade güzel bir okuma serüvenini yaşatabilecek bir akıcılığa sahip. Bu yüzden bu listede yerini aldı. Aşkın içerisinde nasıl bir sadakat barındırabileceğinin en güzel örneklerinden biri Kolera Günlerinde Aşk. 51 yıl, 9 ay, 4 gün süren bir bekleyiş, sevdiği kadını bekleyen bir adam. Yalnızca bir bireyin aşkını anlatmıyor, aynı zamanda içinde geçtiği toplumun da aynası oluyor bu eser. Belki okurken sizi biraz yavaş ilerleyen temposuyla ara ara sıkabilir ama biraz sabırlı, dirençli olursanız yine çok güzel bir okuma serüveni sizi bekleyecektir. Kamelyalı Kadın, ölümün, verem hastalığının gölgesi altında geçen bir roman. Birbirinden bambaşka hayatlar süren iki insanın aralarındaki aşkı anlatır bu roman. Yeri geldiğinde çekingen, tutkulu, bazen de kıskanç bir aşk vardır bu romanda. Dumas her zamanki gibi bizlere iyi bir roman sunar. Belki kısadır, belki birazcık popülist bir dili vardır ama okurlar için iyi bir aşk romanı olmaya devam edecek bir eserdir Kamelyalı Kadın. Gelin bu sefer farklı bir eseri ele alalım. Yazımı 8 yıl sürmüş, manzum roman türünde yazılmış ve Rus edebiyatının dev ismi Alexander Pushkin tarafından yazılmış bir eser. Baş karakterleri Onegin ve Tatyana'nın arasındaki acı dolu aşkı ele alır bu kitap. Yer yer Pushkin'in yazgısıyla örtüştüğü için belki de okurların gözünde daha acıklı, daha gerçekçi bir role bürünür. Bana kalırsa en iyi aşk romanları Fransız edebiyatından çıkmış ve bir örnek ver derseniz aklıma ilk gelecek eser Vadeki Zamak. Çünkü aldatış, sadakat ve tutkuyu böylesine derin, böylesine anlamlı bir şekilde anlatabilen pek az eser var ve ilk olarak aklıma Vadeki Zambak geliyor. Felix adında bir karakterin bir kontese aşık olması ve ilişkilerin arasındaki gelgitleri, zorlukları anlatan bir roman. Okuduktan sonra içimde böyle bir yumru bırakmıştı yüreğimde diyebilirim. Yer yer daha ağır bir tempoya kayabilir, belki sizi sıkıyor gibi görünebilir ama buna aldanmayın ve bu kitabı okuduktan sonra içinizi kaplayacak yeisle baş başa kalın. Bazen aşk en beklenmedik, en bilinmedik zamanlarda karşımıza çıkar ve gelişir, büyümeye devam eder. Büyük umutlar, bir aşkın insanın yaşamını nedenle değiştirebileceğini, bir centilmene dönüşebileceğini bir beyefendinin, üstelik karşılıksız bir aşk karşısında bunu yapabileceğinin en güzel örneklerinden biri. Aynı zamanda büyük umutlar yalnızca bu listenin değil, edebiyat tarihinin de en tepe romanlarından biri. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor o iş? Bunun kaynağı Charles Dickens'ın yarattığı örümcek ağı gibi olan kurguda. Dickens, Büyük Umutlar romanında her bir karakteri öylesine derinlikle ve olaylara öylesine güzellikle birbirine bağlar ki karakterlerin hiçbiri bir artık bir yan parça olarak değil ana bütün gibi durur. Karşımıza öyle çıkar. Bu kitap benim favori kitaplarımdan biri ve inanıyorum ki sizin de favori kitaplarınızdan biri olabilir. Birbirinden farklı mezheplere sahip bir çift, aralarındaki derin uyuşmazlıklar ve birinin diğerini terk etmesi. Ardında kalansa mesleği bitme noktasına gelen bir palyaço. Bu palyaço, popüler kültürün gözümüze dayattığı türden bir palyaço değil, daha farklı, daha derin, daha duygusal bir anlamı var diyebilirim. Bu kitaba daha önceki hazırladığımız listelerde yer vermiştik ama aşk üzerine bir liste hazırlıyorsak ve birbirinden farklı olabilmesini arzuladığımız kitaplara yer vermeye çalışıyorsak bu kitap da içinde olmalı bu listenin. Bu kuru söz kalabalığı, sana dokunamadığım için. Seni kollarım alıp uyuyabilseydim, bunca mürekkep, şişelerde durabilirdi. Birlikteyken, genelden bir kalabilirdik. Ama bir süre ayrı olmamız gerekiyor. Gerçekte böylesine daha iyi. Bu sözler
artık karavandaki adamın yapı taşları haline gelmiş durumda. Bir aşk bestesi, Lady Chatterley'nin sevgilisi tabii bir şekilde kendini yere dönecek. Lady Chatterley'nin sevgilisi yine birbirinden farklı toplumsal statülere sahip bir çiftin her şeye rağmen, tüm olumsuzluklara, başlarından geçen tüm olaylara, engellere rağmen birlikte kalışını, birbirlerine bağlanışlarını anlatır ve bir sözüyle bile insanın yüreğini burkabilecek güçte bir eserdir. Listenin sonuna gelirken kanala aşina olanların ismini sıkça duyduğu ama bunu yeni izleyecek, kanalı yeni keşfedecek olanları varsayarak listeye eklemek istediğim bir roman var, Uğultulu Tepeler. Uğultulu Tepeler şöyle açıklayabiliriz sizce. Kötülük ve aşk yan yana barınabilirler mi? Yani kötülüğün olduğu yerde uçsuz bucaksız bir kötülük ve uçsuz bucaksız bir aşk beraber var olabilirler mi? Ya da aşk ve kötülük birbirinden bağımsız şeyler midir? İyilik de aynı şekilde. Kötülüğün Portresi serisinde romanlardaki kötü karakterleri ele almıştık ve orada Uğultulu Tepeleri, daha doğrusu Heathcliff karakterine yakından bakma şansımız olmuştu. Bu listede de özellikle Emily Bronte'nin yaşantısını göz önünde bulundurduğumuzda nedenli güçlü, nedenli bir başyapıt ortaya koyduğunu anlayabiliyoruz. Aşk bakımından da bu böyle değişmiyor ve bu listedeki yerini alıyor Uğultulu Tepeler. Genç Werther'in acılarını okuyup da Werther'in bu talihsiz yazgısı için üzülmeyen var mı? Werther'in acıları yazıldığı dönemde toplumda çok ciddi bir etki ortaya çıkartmış bir eser. Daha önce Karavanda Kütüphane'de ele almak istemiştik ama bir türlü sıra gelmemişti. Belki gelecek dönemde Karavanda Kütüphane'de yer verme şansımız olabilir. Hatırlıyorum da yaklaşık herhalde 19 veya 18 yaşında okumuştum. O zaman yüreğimi ciddi anlamda sarsmıştı ve Werther için gözyaşı döktüğümü hatırlarım. Çünkü onun yazgısını yaşamamış olsak bile onda bulabileceğimiz birçok şey var. Aşkın neden de güçlü, insan yaşamından da üstün bir şey olabildiğinin belki bir açısı. Öyle olmasa bile aşk, bu onu sunabilen bir pencere. Geçmişi değiştirebilir misiniz? Elinizde her türlü imkan olsa, geçmiş değişir mi, hele ki bir aşk söz konusu olduğunda. Muhteşem Gatsby, vakti zamanında çeşitli noksanlıklardan dolayı sona eren bir aşkın, iki insanın bambaşka şekillenen yaşamlarının ötesinde, gelecekte Gatsby'nin, o karakterlerden biri olan Gatsby'nin geçmişi değiştirme çabasını anlatır ve tahmin edebilirsiniz ki sonu nasıl şekillenir. Buradan bir ipucu çıkartabiliriz belki geçmişi değiştirmek üzerinden. Muhteşem Gatsby'yi daha önce Karavanda Kütüphane'de ele almıştık. Çok güçlü bir roman gibi gözükmese de aşkın bir yanını, belki bir Amerikan rüyasını anlattığı için bu ise de yerini ediniyor. Üşengeç misiniz? Ne kadar üşengeç olabilirsiniz? Bence kendinizi inanılmaz üşengeç olarak atfediyorsanız henüz Oblomov'la tanışmamışsınız demektir. Bir aşk ama bu sefer karşılıklı bir aşk insanın yaşamını ne kadar değiştirebilir? Son derece üşengeç bir insanı neler yaptırabilir? Onun hayatının nasıl bir değişime sebebiyet verebilir? Bununla beraber bir insanın kendini belki hor görmesi ve aşkı kendine yakıştıramaması, bununla beraber gerçekleşen birçok olumsuz, olumlu olay, serüvenli bir yaşam, Oblomov karakterinde buluşuyor. Bununla beraber Oblomov mizahi de bir kitap. Okurken bol bol beni güldürmüştü. Evet, listenin sonuna geldik. Bu listede birbirinden farklı olabilecek, aşka farklı yorumlar getirebilecek eserleri ele almaya çalıştım. Bu eserlerin bazılarını duymuş olabilirsiniz daha önce ama eminim yeni keşiflere de sebebiyet vermiştir. Bu listede yer alan kitapları daha önce Karavanda Kütüphane'de ele almıştık ya da birkaç tanesi başka okuma listelerimizde yer bulmuştu. Fakat aşk bazında özel bir liste hazırlıyorsak onlara da yer vermek istedik. Bu eserlerin her biri gerçekten bir başyapıt ve bu yüzden sizi hayal kırıklığına uğratacaklarını sanmıyorum. Bu yönde en azından bir dileğim, temennim var. Bir sonraki listede yalnızlığı ele alacağız diye tahmin ediyorum eğer fikrim değişmezse. O listeye dek, görüşünceye dek hoşça kalın. Kitap okumak sıkıcı mıdır? Evet. Yani en azından birçoğumuz için bu böyle. Peki ama buna sebebiyet veren şey ne? Gerçekten sıkıcı olmaları mı? Ya da zaman içerisinde onlara dair olan algımızın ve deneyimlerimizin genelde haksız bir şekilde şekillenmesi mi? Gelin isterseniz bu videoda sizlerle beraber neden sıkıcı olabileceğine dair bazı fikirler üretelim. Aynı zamanda bu fikirler bu algıyı kırabilmek adına da olsun. Elbette yalnızca yanlış zamanda yanlış kitap okumak kitaplardan sıkılmamıza sebebiyet veren tek şey değil. Bunun yanında söz gelimi, ne zaman kitap okuduğunuzu göz önünde bulundurun. Akşam eğer yatmadan önce kitap okumaya kalkışıyorsanız muhtemelen çok kötü bir şey yapıyorsunuz. Zira tüm günün zihnen ve bedenen yorgunluğunu üzerinize toplayıp yeni bir şeyler keşfetmeye çalışıyorsunuz. Bu çok da aslında mantıklı olmayan bir şey. Bunun yerine gece yatmadan önce kitap okumak
Bence çok mantıklı değil. Sabah okuyabilirsiniz. Sabah kalktığınızda zihniniz oldukça parlak, zinde olacaktır. Güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra kendinize her zaman alıştığınız konfor alanınızın haricinde çok fazla dış etmenlerin bulunmadığı bir ortam seçebilirsiniz. Söz gelimi şu an benim de içinde olduğum gibi doğaya yakın bir ortamda zihninizi bozabilecek tek şey belki birazcık kuş sesleri olacaktır ama sanırım o da çok da kötü bir şey olmasa gerek.